Gelelim diğer sorumuza. O da şu şekilde. İnsan Allah'a iman etmeden de iyi ahlakı olabilir. Ki öyle insanlar var. O zaman Allah'a iman etmemize ne gerek var? Efendim şimdi birincisi şu ahlak konusu var ya. Ahlak nedir? Siz insan hayatından Allah'a çıkardığınız zaman ahlak diye bir şey kalmıyor. Niye efendim? hangi akıl gereği benim kardeşimle evlenmem yasak? Değil mi? Benim mesela anneme iyi davranmam gerekiyor. Tam bu akıl buna karar veremez. Bundan dolayı der ki hiçbir filo filozof ahlak getirmedi. Ahlak dünyaya getiren hep peygamberlerdir. Hangi bölgesiz Nedim gidin? Tamam. Onlar her her yerde Allah Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de her ümmetin içine birisini gönderdim. Her milletin için bir uyarıcı geldi. Ahlak dünyaya getiren onlardır. Az onlar bunlar filozoflar bunlar oradan bazı şeyler güzel güzel şeyler söylediler değil tamam mi? Şimdi onlara uyan insanlar diyor ki ben tamam iyi ahlaklı olayım. Şimdi iyi ahlaklı olmak ne demektir? Sadece her zaman merhametli olmak mı iyi ahlaklı olmaktır? Her zaman öfkeli olmak mı iyi ahlaklı olmaktır? Birisi tabi buna çok merak ederse Vadilen Mesih e Aleyhisselatü'nün kitabı var. İslamiyet'in öğrettiği İsa'sı Orada okuyabilir. O, o zaten burada hepsini açıklamamız zaten mümkündür. Şimdi ahlak senin bir diyeyim, her hareketin yerli yerinde olması, e, ahlaktır. Senin bir hareketin eğer yersizse, mesela birisinin bazen soruyor, sen ben hiç öfkelenmem. Şimdi hiç öfkelenmemen senin bir, bu eksikliğindir, bu, 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 bir ahlak değildir. Gerektiği zaman öfkelenmen lazım. Orada değil mi? Gerektiği zaman merhamet göstermen lazım. Allah-u Teala bunu Kur'ân-ı kimde farklı yerlerde, farklı şekillerde bunu açıklamaktadır. Şimdi ''Kahal insan iyi ahlaklı olabilir.'' diyor. Peki Allah'a niye inanalım? Şimdi bu iyi ahlaklı olan insanlar var ya, bunu siz bunların kendi menfaatleri zedelendiklerinde ahlaktan vazgeçerler. Ama Allah'a gerçekten iman etmiş olan bir insanın menfaatleri eğer zedelenirse bile, o hiçbir zaman ahlaktan vazgeçmez. Ben belki bu programda önce de örnek vermişimdir. Ee, Hazreti Ömer radıyallahu teala'nın zamanında İran'dan bir komutan yakalandı getirildi. O dedi, Hazreti Ömer dedi ki senin so tabii o öldürülecek adam. Sen senin neyim isteğin ne dedi ki ben benim bir bardak su getirin su içmek istiyorum. Ona su getirildi. Bir bardak su getirildi. Adam kurnaz. Hazreti Ömer dedi ki ben biliyorum ben ben endişim ben su bitmeden bitirmeden beni öldürürsünüz. Hazreti Ömer de diyor ki, sen su bitirmeden sen dokunmayacağız. Şimdi o kurna adam o komutan şey diyor diyor ki su bardağını şöyle koydu ben su içmiyorum. Sen söz verdin bana dokunmayacaksın. Hazreti Ömer dedi ya bir söz verdim. Ve bu olay bakın bu şimdi sadece kişisel meselesi devlet da Bu komutan, bir komutan adam. Ama Hazreti Ömer de Teala buna rağmen diyor ki tamam ben sözünden caymam. tam doğru. Bu olay onu, onu, o komutan Müslüman olmasını sağladı. Bunun tersine ama bu dünyaya baktıyoruz. Bu insanlar sadece e, e, Allah'a iman etmeyip kendini ata isteyen insanlar. Onlar ben, benim ahlakım var ama böyle olaylar karşısında hemen ahlak malaktan böyle vazgeçiyorlar. Tamam mı? Şimdi Allah bize İslam şunu öğretti diyor ki bu hayat sadece dünyayla ilgili değil hayat bu dünyada ve ahirette de hayat devam edecektir. Şimdi neden Allah'a iman etmemiz gerek var? İyi kim Allah'a iman ederek o güzel ahlak ise o ah güzel ahlak gösteriyorsa o onun mukafatını ahirette de görecektir. Ama kim bu dünya için sadece bu iyi ahlak gö gösteriyorsa o dünyada mukafatını buluyor. Çünkü onun en büyük onun isteğindedir ya bu insanlar sevinsinler. Seviniyorlar, iş bitiyor. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, mumin insan bir iyilik işlerken o insanlardan teşekkür beklemez. O insanlardan bir şey ne bir… Dua bile beklemez. Birisi dua ederse menfaat beklemez. Menfaat şey beklemez. O diyor ki ben Allah rızası için bunu yapıyorum. Tamam mı? Onun için Allah rızası için yaptığı için onun kalitesi, onun ahlak kalitesi çok yüksektir. Biz mesela bu dünyada görüyoruz bazen siz birisine bir iyilik yapıyorsunuz. Bu tür insanlar iyilik yapıyorlar. Sonra o karşındaki yani iyilik yapılan kişi eğer onlara teşekkür ederim demezse Sonra kimmiş şey ya çok hakma bir adam. Teşekkür bile etmedi. Evet. O da şahit öyle Olmuyor mu şahit? Ben kaç kere şahit oldum. Öyle insanlar var. Onun için insan Allah'a iman etmeden tam ahlak sahibi olamaz. Efendim kısacası. Evet, teşekkürler Mürebbi sahip.